Merhaba, Şehir Hepimizin programına, 53. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor program. Bu program bizim aslında birinci yılımızı doldurduğumuz geçen haftadan sonraki ikinci yılın ilk programı. Dolayısıyla ben de hem Medyascop ekibine, herkese hem de bugüne kadar katılan konuklarımıza bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bugünkü konumuz belediyecilik ve seçimde ezber bozmak mümkün mü? İki konuğumuz var. Biri stüdyoda, Fikret Toksöz. Hoş geldiniz. Kendisi bir duayen uzman, yerel yönetim ve iyi yönetişim uzmanı. Birazdan daha da ayrıntılı tanıyabiliriz. İkinci konuğumuz da Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu olacak. Aslında bir üçüncü konuğumuz daha olacaktı. Ancak biraz önce Fikret Bey'le bir değerlendirme yaptık. Programımız oldukça uzayacak. Dolayısıyla biraz revize etmemiz daha uygun olur diye düşündük ve özür dileyerek Çamlıhemşin eski belediye başkanı İdris Lütfü Melek'le ilgili bölümü başka bir programda yayınlamak üzere bu yayından çıkardık. Dolayısıyla iki konuğumuzla devam edeceğiz. Aslında ilk konuğumuz olan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'yla bundan yaklaşık 1,5 ay önce yaptığımız bir söyleşi var. Kendisi canlı olarak değil ama bir video ile karşınıza gelecek. İsterseniz ilk videoyu Fikret Bey dinleyerek başlayalım. Rica edersem arkadaşlardan bir numaralı videoyu alabiliriz. Bilinciyle hareket etmek zorundayız. Bu anlamda bulunduğumuz bölgede temel ihtiyaçlarını belirlerken oradaki halkın kendi inisiyatifini, kendi yönetsel yanını koyarak o katılımcı belediyeciliği, halkın kendisini yönetebilme kültürünü geliştirerek yapıyoruz. Bunlar tabii biz temel hak ve temel ihtiyaçları ayrıştırıyoruz. Mesela insani merkezli temel haklar ve temel ihtiyaçlar işte eğitiminden, sağlığından, suyundan, bilişiminden birçok şeyin konuda tüm toplumu bilinçlendiriyoruz. Ve bu sizin hakkınız olduğunu, bunun insanların bizim yaşam alanımızda bir temel hak olduğunu, eşit yurttaş meselesi üzerinde de bunu insanlara mümkün olduğu kadar bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. İşte 3 ayda bir halk toplantılarıyla bölgenin insanların ihtiyaçlarını ve temel sorunlarını tartıştırıyoruz. Mesela bizim bölgemizde 94 yılında köy boşaltmalarıyla bölgemize yerleşen insanların evinden, suyundan, barkından işte birçok şeyde koparılarak getirilen o insanların şehirde yani kent ekonomisi içerisindeki yerinin ne olduğu, kent ekonomisinde ne kadar faydalanması gerektiği ve bunun istihdam alanında ya da üretim ilişkileri içerisinde neler yapılabilirliği üzerinde bir tartışma sürdürüyoruz. İki, temel ihtiyaç, temel sebep sıkıntılardan kaynaklı bölgede müthiş bir savaş konsepti ve bu konsept içerisinde çok canlının artık köylerden, dağlardan şehre doğru indi. İşte domuzların, ayıların yem beslenemediğinden kaynaklı şehre inişlerine dair artık yeni programlar, çalışmalar yapıyoruz ki bu buraya gelmeden önce Timur Urgan'ın özellikle hep sokak hayvanlarıyla ilgili bir eğitimine katılmıştı ve orada bunları tartışmaya başladık artık. Önümüzdeki yıllar içerisinde bütün canlılara dair yani o sokağa inen hayvanlara dair nasıl davranılması gerektiği ile ilgili artık eğitimler, çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Bunu yapmadığınız takdirde yani bütün parça ilişkisi içerisinde bunu yapmadığınız takdirde bir parçanın eksikliği aslında yaşam alanınız örgütlemede de bir eksiklikle başlamış olursunuz. Biz bu eksikleri şu anda besliyoruz. Kendi içimizde hala barındırıyoruz. Çünkü genel ekonomik sıkıntılardan kaynaklı, gerek de bütçenin buna el vermeyişinden kaynaklı parça parça bu işi inşa etmeye çalışıyoruz. Bütün insanların yaşadığı alanda temel haklarını, tüm canlıların temel haklarını örgütlemek ve bütünlüklü bir şekilde programlamak zorundayız. Buna dair çalışmalarımız var. Evet, Fikret Bey, tabii Ovacık küçük bir yer ve tabii ölçekler küçük orada her konuyla ilgili. Dolayısıyla belki biz biraz daha bunu genelleştirerek ele alabiliriz. Tabii sizin hem
belediye tarafında, yani kamu yönetiminde hem belediye tarafında hem de merkezi yönetim tarafında da çok önemli tecrübeleriniz var. Buradan yola çıkarak ve bu örnekten yola çıkarak biraz görüşlerinizi bizle paylaşırsanız. Aslında bu çok öğretici bir video. Önce temel ihtiyaç ve temel insan hakları arasındaki ilişkiyi kuruyor. Bu çok önemli bir şey çünkü büyük kentlerde yaşayanlar çok kendilerine dokunmadıkça bu temel insan hakları konusunda çok da bunların gördüğü, o bölgedeki insanların gördüğü duyarlı görmüyorlar. Çünkü evet. Onlar varmış gibi geliyor. Aslına bakarsanız bu temel insan hakları, temel özgürlükler ve temel hakların uygulama bulduğu yer zaten kent. Köyde de bu pek fazla gündeme gelmiyor. Daha çok kentte meydana geliyor. O yüzden denebilir ki temel hak ve özgürlüklerin uygulanabildiği yer kenttir. Dolayısıyla belediyeyle de çok yakın ilişkilidir. Nitekim bu konuda 1996'da İstanbul'da toplanan Habitat toplantısına Türkiye'nin katkısı şu oldu. Kentler çok çeşitli tanımlarla anlatılıyordu. İşte sağlıklı yaşam, işte oturulabilir konut, ulaşımın şöyle olması, böyle olması gibi. Türkiye oraya ulusal raporuyla yaşanabilirliği ekledi. Bu yaşanabilirlik yeni bir kavramdı. Ve Türkiye'nin katkısıyla oldu. Türkiye'nin katkısıyla oldu. Ve bu konu sonra Birleşmiş Milletler'de yaşanabilirliğin tanımlanması yapılırken bu konu insan haklarına oturtuldu. Bir yerin yaşanabilir olması için insan haklarına uygulanabilir olması lazım. Ve bu konuda aslında bu işin çok demokrasiyle örtüştüğünü de görüyoruz. Çünkü bu insan hakları ile ilgili Birleşmiş Milletler'in bir yıl toplantısı var. Ama bu toplantılardan 1993'te Viyana'da yapılan Dünya İnsan Hakları Konferansı'na bir temel madde ekleniyor. O da şu, demokrasinin bir tanımı yapılıyor. Evet. İnsan haklarını içine alan. Birincisi, o tanımda iki tane öğe var. Bunlardan bir tanesi halkın özgür iradesinin sonucunun olması gerekiyor, demokrasi olması için. İkincisi ise belki daha önemlisi ve işi ayrıntıya sokan ve belediyeleri asıl burada ilgilendiren konu, halkın yaşamın tüm alanlarına müdahil olması, katılması. Evet. Bunu temel olarak alıyor ki bu 1993'te ileri bir kavram. İşte onun üstüne Habitat toplantısında katılım hakkı falan daha geliştirilmiş oldu. Temel insan haklarına baktığımız zaman şimdi temel insan hakları 4 kuşak olarak anlatılıyor. Biraz daha tarifi konu. Bir tanesi klasik haklar, yani insan doğuştan özgürlükle falan ilgili olan haklar. İkincisi, evet, ikinci kuşak haklar, üçüncü kuşak, dördüncü kuşak haklar, bugün eklenen haklar. Ama üçüncü kuşak haklar doğrudan doğruya kentle ilgili olan haklar ve burada bu hakların içinde işte çevre hakkı var, barış hakkı var, yaşama hakkı var, gelişmeden pay alma hakkı var gibi, evet, haklar var. Ama bunu daha spesifik hale getiren Avrupa Konseyi'nin kabul ettiği ama henüz çok fazla yani çoğunluk tarafından imzalanmış olmayan kentli hakları var. Evet, kentli hakları değil. Kentli hakları var. Türkiye henüz bunu imzalamadı. Kentli hakları bunu çok ayrıntılı biçimde ifade ediyor. Bu yaşamın, bu demokrasi tanımına da uygun bu. Yaşamın her alanına müdahale etmek veya katılmak veya ondan yararlanmak meselesinde. Burada ulaşımdan konuta, işte çevreye kadar pek çok hakkı içeriyor bu çevre hakları. Evet, Maçoğlu zaten insan hakkı yerine canlılar, tüm canlılar gibi bir şey de kullanıyor. O da doğru bir deyim. Şimdi onun gelişmesi de şöyle, 1970'li yıllarda genel olarak özellikle Türkiye'deki söylem önce insandı. Şimdi önce insan odaklı falan kalkınma dendi. Bu önce insan denmesinin sebebi şuydu, o dönemde
devlete karşı insanı önce öne çıkaralım. Devlet çok hakim Türkiye'de. Ona karşı insan ön plana çıkarıldı. Evet. Ama günümüzde böyle değil artık. Önce insan, o zaman büyüme odaklanan bir kalkınma demek. Yani insanın refahının artması için her şeyi yapmak mubahtır gibi. Ama şimdi öyle değil. Önce evren veya doğa. Evet. Doğanın içinde insan. Evet. Yani günümüzdeki gelişmelere uygun. Pratik hayattan başkan bunları keşfediyor. Öyle görünüyor. Ve öne getiriyor. Bu çok önemli bir şey. Evet. Teoriyle de çok üst üste gelen bir kavram olarak gözüküyor. Demek ki yaşamın pratiğinden bunları çıkarmak çok çok önemli. Gönül ister ki bu duyarlılığı büyük kentlerde oturanlar da göstersin. Evet. Peki, şimdi isterseniz ikinci videomuza geçelim. Orada da belediye ve merkezi yönetim ilişkileriyle ilgili bir iki şey söylüyor Fatih Maçoğlu. Rica ederim tekrar, 2 numaralı videomuz. Tam da önemli olan, yani dünyanın bir demokrasisi güçlenmiş birçok ülkesinde belediyelerin bağlı olması gereken bakanlıklar aslında belli. Birçok ülkede... Çevre bakanlıklarıyla, birçok ülkede kalkınma bakanlıklarıyla, ekonomi bakanlığıyla ilişkiliyken bizim ülkemizde valilerin, işte askerlerin, emniyetin, güvenlik şeylerin özellikle ve belediyelerin aynı bakanlığa bağlanması aslında zaptı raptı altına alma meselesidir. Yani bizim dediklerimizin dışına çıkmayacaksınız. Bizlerin politikalarını yürüteceksiniz diyorlar ama biz bunu artık bu yasanın mevcutta bunu karşılayamayacağını farkındayız. Ki işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bile belediye başkanı tarihin birinde şunu söylemişti. Artık bu yasayla bu il yönetilemeyeceğini kendileri söylemişti. Aslında bunun farkında, yani aklın yolu bir. Bütün insanlar bunun farkında. Ama bu onların götüreceği yerin korkusuyla bunu bu süreçte yapabilecekler mi bilmiyorum. Yani uluslararası yerel yönetimler sözleşmesine atılmayan imzalar var, bilirsiniz. Bunlar kendi bölgeyi yönetebilme kabiliyeti, kendi bölgesindeki o yerelin ekonomisinden tuttuğun tüm toprak bütünlüğünün üzerinde tüm çalışmalarını bugün dizayn etmelerinin sebebi rant alanının geliştirmesiyle alakalı bir şeydir. Yani mesela bizler bütün arazilerin kamuya ait olması ve bunun üzerinde de tüm insanların bunu kullanabilme hakkını savunurken onlar bu kamu alanlarını, kamu yerlerini nasıl satabilecek, nasıl rant alanına çevirebilecek, kendi yandaşlarına çevirebilecek politikalar mevcut sistemde öyledir. Ki bu çok doğal. Şöyle bir şey ki, bizler şunun bilincindeyiz. Yani bilinci kuşanırken şöyle düşünüyoruz. Birincisi, biz sol da olsa elitlerin iktidarını reddediyoruz. Biz yoksulların, ezilenlerin, ötekilerin iktidarı olan sosyalizmde ısrar etmemizin temel sebebi. Bu uzaktan bir başka alanı üstten altı yönetme kabiliyetinin artık bunu karşılayamayacağını düşünüyoruz. Bağlı da olsak biz aslında programımızın mümkün oldukça bunun dışına çıkarıp halkla bütünleşme çabamız var. Böyle çalışıyoruz. Evet, hem uluslararası sözleşmelerden bahsediyor, ranttan bahsediyor başkan burada. Tabii kendi ideolojik yaklaşımından da bahsediyor. İsterseniz bugünkü aslında Türkiye'deki mevcut iklimde de bir hakikaten merkezileşmeye doğru bir gidiş var. Yani evet, daha öncesinden farklı olarak. Evet. Bu bağlamda bir değerlendirme alabilirsek. Şimdi burada gene başkanın pratik hayattan çıkardığı bazı şeyler var. Yani aslında söylemek istediği şey yerel yönetimin özelliği. Evet. Ne kadar özellik olacak? Bu bütün dünyada çok tartışılan konu. Bu Amerika'da da çok tartışılıyor. Hatta bu yerel özerklik meselesi Amerika'da eyalet federal yapı olduğu için hangi yetkileri eyaletler kullanacak, hangi yetkileri merkez kullanacak? Bu aslında Amerika'daki iki partili sistemin de temel farkı. Cumhuriyetçiler bırakalım eyaletler, federal hükümet küçük olsun diyorlar. Demokratlar da diyor ki hayır, bazı konularda merkezi hükümetin önemi vardır. Bu yüzden biz merkezi hükümetin müdahale etmesini savunuyoruz diyorlar. Bunun en tipik örneği Amerika'da
Clinton zamanında yaşandı ve şöyle bir şey ortaya çıktı. Acil durum için Amerika'da biliyorsunuz sık sık işte fırtınalar oluyor, deprem oluyor falan. Afetler oluyor. Bu afetlere karşı yerel yönetimler ya da eyaletler ve belediyeler yeterli şeyi yapamıyorlar. Yani düşünün 1,5 milyon insanı bir haftalığına boşaltmanız gerekiyor o alandan. Çok büyük bir şey. Bununla başa çıkamadıklarını görünce Clinton federal bir makam koydu. Evet. Federal acil yönetim diye bir şey kurdu. Bir birim kurdu. Evet. Cumhuriyetçiler bunu çok eleştirdiler. Yok biz gelince iktidara kaldıracağız falan dediler. Clinton'dan sonra gelen Bush kaldırmadı ve dedi ki bu çok faydalı bir şey. Çünkü eyaletin gücü buna yetmez. Devletin gücü gerekir. Evet. Nitekim son zamanlarda özellikle Amerika'daki çok büyük bu afetlerde güvenliği sağlayamıyor eyalet. Evet. O zaman ordu giriyor işin içine. Burada ince nokta yalnız bu bir destek şeklinde. Destek şeklinde. Merkezileşme oluyor. Yoksa bir kontrol anlamında yok, değil. Yok kontrol anlamında değil. Yani yerel yönetimlerin yapamayacağı işlerde müdahale var. Evet. Ya da onun boyunu aşan işlerde katılım evet. Böyle bir müdahale var. Şimdi bunun ortasını bulmak çok zor. Örneğin gene bugünlerde İngiltere'de birkaç senedir konuşulan konu yerel yönetim özelliğiyle ilgili özel bir kanun çıkaralım diyorlar. Ne kadar özerk olacak bu iş diye ki asıl temeli oradan geliyor. Orada da merkezin müdahale ettiği bir alanlar. Onlar belki direkt müdahale etmiyorlar ama hükümet programlarının uygulaması bakımından bu demokratik devlet içinde halka hesap veren hükümet, tabii ki şeydeki parlamentodaki hükümet, bütün işler için hesap veren o. Evet. O hesap verme kapsamı içinde diyor ki zaman zaman benim yerele de müdahale etmem gerekir diyor. Yani bir örnekle bunu anlatmak gerekirse, örneğin diyor ki 3 ile 5 yaş arasındaki çocukların tamamının anaokuluna kavuşturulmasını istiyorum diyor. Hükümet programına bunu koyuyor. Evet. Şimdi belediyelere, bu görev aslında belediyelerin. Belediyelerin bunu yapması için diyor ki, eğer diyor sen bu programa katılırsan senin bütçenin yarısını ben karşılayacağım. Evet. Yani böyle bir, yani bir destek oluyor. Destek oluyor. Yani ortaklığı öneriyor. Fransa bize benzeyen bir ülke, merkeziyetçiliğin çok yüksek olduğu bir ülke. Orada da zaman zaman merkezi hükümet şeye müdahale ediyor. Evet. Yerel yönetimli yetkilerine müdahale ediyor ama orada örneğin gene özellikle bölge yönetimlerinde üniter bir devlettir, unutmayalım Fransa ve anayasasının başında da bu yazar, yani üniter devlettir diye yazar. Ama orada da anayasayı 2002 yılında değiştirdiler. Üniter bir devlet dedikten sonra yönetim, yerel yönetim esaslarına göre kurulur diyor. Evet. Burada da onu belirtiyor. Evet. 2002'de bu merkezi üniter devleti biraz daha yumuşattılar. Evet. Ama mesela bu şeyde şunu yapıyorlar. Bölgesel kalkınmada özellikle. Diyelim ki bölgesel hükümet bölgesel ekonomiyi canlandıracak bir öneride bulunuyor. O zaman hükümetle onlar oturuyorlar, ortaklık yapıyorlar. Ve hükümet o zaman söz veriyor. Diyor ki, senin yaptığın bu, diyelim ki bir şehirden bir şehre yeni hızlı bir tren yapacak. Bu tabii o yönetimin boyutunu aşan bir şey, çok pahalı bir şey. O zaman diyor ki, evet bunu kabul ediyorum diyor. Bunun %70'ini ben ödeyeceğim diyor. Diyor, evet. Böyle anlaşmalar yapıyorlar. Şimdi bizde bu sistem böyle işlemiyor. Evet. Yani merkezi hükümetle yerel yönetimdeki arasındaki ilişkiler hep sorunlu Türkiye'de. Son yıllarda 2005'te AK Parti hükümeti çok büyük bir öngörüyle daha geniş bir özerklik alanı vermişti. Ama onu giderek çeşitli yasalarla hepsini şeyden aldı. Yerel yönetimlerin elinden aldı. Başkanın belirttiği şey doğrudur. Kadir Topbaş bundan 2 sene önce verdiği şeyde. Yani bu merkezi hükümet müdahale etmesin, biz yaparız hepsini dedi. Evet. Yani Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, çeşitli bakanlıklar
müdahale ediyorlar. Evet, imar planı düzeyinde bile müdahaleleri var. İlave ediyorlar. Bunu engellemek istiyor. Fakat bu her yerde her zaman çok kolay değil. Yani merkezi hükümetler biraz da kendilerini kentlerde gösteriyor. Yani bu biraz oy meselesi. Yani Mitterrand örneğin Louvre Müzesi'ne piramit yapılmasına karar verdi. Hiç Doğru. ne halka sordu ne bir şey yaptı. Doğru. Çok büyük tartışmalara yol açtı. Yani onu şeye bırakmadı. Şehre bırakmadı. Bırakmadı. Kendisi yaptı. Burada bir küçük yerlerle büyük yerleri biraz ayırmak lazım. Örneğin yani İstanbul'un kendi seçtiği meclisine emanet edilemez yalnızca. Çünkü İstanbul Türk ekonomisi hatta bölgenin uluslararası bir yer. Yani ona göre bakılması gerekiyor. Yani Amerika'da afetler konusunda eyaletlere bırakılamayacağı gibi İstanbul'da kendi özelinde böyle bir durum var. Yani çünkü burada sadece işte halkın değil. Çünkü Türkiye burası yani. İstanbul dediğiniz şey Türk ekonomisinin %40'ı. Ve dolayısıyla Türkiye'deki belki entelektüel kapasitesinin %80'i, %90'ı İstanbul yani. Dolayısıyla burada merkezi hükümetin bazı alanlarda işbirliği yapması kaçınılmaz. Ama bunun bir mekanizması lazım. Ve bir denge mekanizması. Bir de denge mekanizması Dengeli lazım. Ve tamamen merkezi hükümet kendi başına karar almamalı. Belki kurullar oluşturmalı. Peki ben buradan bir de şeye geçmek istiyorum. Aslında bir takım gelişmeler var. Evet. Bu bütün şehir yasası adı altında bildiğimiz. Ve hatta bildiğim kadarıyla bir gelişmeler de var. Evet. Biraz bugünkü iklimi de belki ifade et. Çünkü bir 2004-2005'ten bahsettiniz. Evet. Yani orada başka bir iklim vardı sanki. Şimdi başka bir iklim var ülkede. Neler oluyor? Bu konudaki düşüncelerinizi de öğrenmek isteriz. Şimdi bu merkezi hükümet yerel yönetim ilişkisi yanında büyük şehirlerdeki 30 büyük şehirde gene merkezi hükümetin yerine bu sefer büyük şehir geçti. O çok yetkili, etkin hale geldi. İlçe belediyelerinin durumu zayıf duruma düştü. Bunun arasında da bir denge yok. Evet. Ve bugünkü sistemden örneğin AK Parti'nin büyük şehre sahip olduğu yerlerde de ilçe belediyeleri AK Parti olmasına rağmen büyük şehirden yakınıyorlar. Evet. Yani çok aşırı yetkileri var. Yani mesela İstanbul'dan herkesin bildiği bir örnek vermek gerekirse Beşiktaş Çarşısı'nın içinden geçen yol ana arter sayılıyor. Beşiktaş Belediyesi oraya karışamıyor. Evet. Yani büyük şehir isterse orayı göz ardı eder. Orada ayağa takılan veya topuğu kırılan kadın Beşiktaş Belediyesi'ni suçlayacaktır. O çünkü şeyi bilmez yani. Bu ayrıntıyı bilmez. Yani katılımcı demokrasi uygulamaya kalksak kiminle yapacağız kiminle bu işi yapacağız? Belli değil. O belli değil. Kaldı ki aynı şekilde reklamlar, büyük panolar, bu ana arterlere konan panolardan elde edilen reklam gelirleri büyük şehre gidiyor. İlçe belediyesinin kendi o panolardan kullanması bile mümkün değil. Evet. Yani böyle sorunlar var. Bunu çözmek lazım. Arada bir denge kurmak lazım. Burada tabii dünyada çeşitli yöntemler var. Örneğin Fransa'da Paris'in altında ilçe belediyeleri var. Fakat çok ilginç bir şekilde demokrasi iyi işlediği için orada şöyle bir denge var. İlçe belediyelerinin hiçbir yetkisi yok. Para falan harcamıyor. Sadece fikir üretiyor. Evet. Bir danışma organı gibi çalışıyor. Asıl şey Büyük Paris Belediyesi'nde. Ama orada demokrasi epey bir oturduğu için bu çalışıyor. Yani oradaki insanların fikrini alıyorlar. Çünkü Paris'e bütüncül bakmak gerekiyor. Paris bütünüyle gerçekten bir müze gibi bir şehir. Yani o öyle bakmak gerekiyor. Onun için onlar ilçe belediyelerine böyle bir hakkı tanımamışlar. Evet. Ama İstanbul öyle bir yer değil. Çok büyük, çok fonksiyonlu bir yer. Dolayısıyla burada sadece İstanbul için değil, Gaziantep için de, Samsun için de, diğer büyük şehirler için de bu dengeyi şey yapmak. İşte bu çok sızlanmalara yol açınca şimdi şöyle bir hazırlık içindeler ama tam şeyini bilmiyoruz. Evet. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi
bildiğiniz gibi anayasamıza göre, mevcut seçim yasalarına göre yerel yönetimle ilgili değişikliklerin bir yıl, seçimden bir yıl önce yapılması lazım. Evet. Yürürlüğe girebilmesi için. Hükümet de yerel yönetimlerle ilgili bir düzenleme yapmayı düşünüyor. Bunu da işte Mart ayına kadar bitirmesi lazım. Evet. Bazı düşünceler var. Bunlardan bir tanesi büyükşehirle belediye, ilçe belediyeleri arasındaki dengeyi kurmak için bir çalışma yapıyor. Evet. Bunun dışında da mesela Tunceli gibi diğer 30 büyükşehirin dışında olan iller için düşündüğü bir şey de şu. Bu büyükşehir sisteminin iyi çalıştığını düşünüyorlar. Evet. Bu biraz da normal gözükebilir. Çünkü özellikle kalkınmayla ilgili konularda bir optimum büyüklük var. Optimum büyüklüğü de işte il sınırları sağlayabiliyor diye düşünüyorlar. Evet. Büyük şehir kadar olmasa da bütün ili kapsayan bir bütün şehirden bahsediyorlar. Böyle evet. Bir yasa çıkarılma. İkisi arasında bir fark koymak için. Evet. Başka türlü koyamadıkları için buna büyük şehir deyince öbürüne de bütün şehir deyip böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Yani gelişme bu. Peki. Şimdi isterseniz üçüncü videoya geçecektik ama ben dördüncü videoya bilmiyorum arkadaşlar yardımcı olurlarsa. Çünkü bu şimdi siz bu anlattığınız olayda temsili, katılımcı demokrasinin oluşması ya da kullanılmasıyla ilgili bir sorun olabilir mi acaba evet. soru işareti çıkıyor ortaya. Bu dördüncü video bununla ilgili. Tamam. Daha orada halk meclislerinden bahsediyor. Demokratik katılımdan bahsediyor. İsterseniz onu izleyelim. Arkadaşlardan rica edelim. Dördüncü videoyu alabilirsek. Şimdi biz bu halk meclisleriyle ilgili biraz araştırma yaptık. İşte Ahmet Meytizana'nın Diyarbakır'da, Terzi Fikri'nin Fatsa'da ya da başka burjuva siyasetinin de bazı belediyelerinin kendi öz çalışmalarıyla oluşturmuş olduğu çalışmalar var. Nedir, kimin olması gerekiyor ve nasıl bir yönetim şekli olması gerektiğine dair. Galiba biz bunlardan da öğrendiklerimizi biraz da kendi bölgemizin kültürel değerlerini de, kültürel yaşam biçimini de ortaya koyarak yapmaya çalışıyoruz. Eksik yanımız var mı? Var. Biz toplumu artık her zaman şu hafta gelin bir toplantı yapalım, bu belediyenin toplantılarında belediye olacağı dair çalışma yapalım dediğinizde ilk başta gelen katılımla son gelen katılım arasında bir daralma başlıyor. Çünkü siz bütün kararları halktan alıp onu karşılayamadığınız takdirde toplumun size olan güveni de bitmeye başlıyor. Biz 2-3 ayda bir aslında yaptıklarımızdan başlayarak bir anlatım üzerinde bir tartışma sürdürüyoruz. Sonra da toplumun genel önerileri üzerinde gündem oluşturuyoruz. Tüm halkın katılabileceği anonslar ve çalışmalarla tüm insanların katılımını sağlıyoruz. Yani demokratik kit örgütleri çağırıyoruz, mahalledeki kadını da çağırıyoruz, sokaktaki genci de çağırıyoruz. Anonslarla, belediyenin işte çalışanlarıyla toplumun hepsini katmaya çalışıyoruz. Bizim gibi ilçelerde çok katılım olur mu? 70-80 kişilik, 90 kişilik olur ama zaten halkın 70-80 kişilik o grubu bulunduğunuz yaşam alanına dair söz söyleyebilecek, öneri sunabilecek niteliktir. Bu temsiliyet açısından da bizi ileriye taşıyor, gördük yani. Yani halkın kendi yönetebilme kabiliyeti aslında yaşam içerisindeki detaylardan saklı ve bu detaylara dokunduğunuz andan itibaren yaşamı kurabiliyorsunuz. Halk meclisi dışında başka meclislerimiz var. Belediye meclisimiz var. Halk meclisinin içerisinde zaten halk meclisi en üsttür. Halk meclisinin içinde kadın var, gençlik var, sendika, demokratik kit örgütler var, hepsi geliyor. Bizim şeyimiz belli. Halk meclisi en üsttedir. Belediye meclisi, ondan sonra belediye başkanı. Yani biz en alttaki memuruz. Kadın meselesi bizde şöyle. Ya insanın genel doğasında özgürleşmek vardır. Yani özgürleşmenin yolu bölgedeki aileden başlayarak bölge ekonomisinin içerisinde bulunmaktır. Eğer ekonomi, kendi ekonomisinde kadın rol üstlenmemişse onun ekonomik alanda özgürleşmediği sürece kendisini aşabilme, feodal alanda kendisini kanıtlayabilme ve onun bağımlılığından kurtulabilme ihtimali yoktur. Toplumsal ayak değeridir bizim açımızda. Yani toplumun bireysel, yani toplumun özgürleşmesi ayağı çok önemlidir. Yani siz bir şirkette insanlar, işçiler çalıştırıyorsanız geçtiğinizde, patron geçtiğinde herkes kendisini bir toparlamaya başlar. Toparlamaya başlıyor ama
Siz kendi köylük üretim ilişkilerinizi, kendi alanda üretim ilişkilerinizi geliştirdiğinizde geçenin sadece sizin kadar eşit olan biri olarak görülmeye başlar. Bu anlamda biz ilk dönemlerde kadına dair birkaç projemiz oldu. Birincisi fidan yetiştiriciliği eğitim programımız oldu ve 6 ay sürdü. İkincisi arıcılıkla ilgili bir çalışma oldu ve biz kadının artık ekonomiyi de özgürleşmesini ve ekonomiyi eline almasını istiyoruz. Bu çalışmalar sonrasında toplumda farklı şeyler gelişti. Mesela biz ürettiklerimizin tamamının ayıklamasına kadınlar talip oldu. Biz bunu yapmak istiyoruz dediler ve şu anda 54 tane kadın sırayla her gün bir ekip ürettiklerimizin ayıklamasını yapıyor. İki, evet, Maçoğlu halk meclislerinden bahsediyor. Hatta önemli bir saptamada bulunuyor. Bizde diyor en üstte diyor halk meclisi vardır, daha sonra belediye meclisi, daha sonra da belediye başkanı gelir diyor. Tabii kadın meselesiyle ilgili onu bir ekonomik özgürlük konusu olarak değerlendiriyor. Bu demin de bahsettiğiniz konularda ilişkilendirerek nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi tabii bu çok özel bir case, özel evet. bir konum var orada, çok düşük bir nüfus. Yani uyguladığı şey aslında doğrudan demokrasi. Evet. Onu yapmaya çalışıyor. Zaten genel seçmen tabii ki her şeyin üstünde. Vatandaşların topluluğu hepsinin üstünde. Hatta bu köy kanunda dernek olarak tanımlanır. 18 yaşındaki üstündeki herkes der, kadın erkek, evet. köy derneğini oluşturur. İşte en yükste o vardır. Evet. Bu bizim mevzuatımız. Bizim mevzuatımız. Evet. Tabii. Köy kanununda böyle bir hüküm var. Evet. Şimdi bu doğrudan demokrasi tabii kentleşmeyle birlikte bu çok zor bir iş. Öyle kolay bir şey değil. Değil, doğru. Bunu şey de çok doğru değil. Yani halk meclisini üste çıkarmak büyük yerlerde mümkün değil. Çünkü demokrasi temsili demokrasi bazı sakıncaları olmakla beraber meşruiyetini halktan almak demek. Evet. Ve kayıtlı seçmenden almak demek. Yani 18 yaşının üstündeki insanlardan almak demek. Şimdi bunu ortadan kaldıramazsınız. Bu meşruiyetin, yönetimin temeli bu. Büyük yerlerde halk meclisi falan kurmak mümkün değil. Binlerce kişiden, milyonlarca kişiden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu büyük yerler için geçerli. Hatta benim kendi kendime gözlemlerimle, Anadolu'daki gözlemlerimle yaptığım ya. 50 bin kişiye kadar nüfuslu yerlerde iyi kötü zaten bir katılımcı demokrasi kendiliğinden var. Evet. Yani belediye başkanı çarşıda, pazarda geziyor, sağda solda gezerken pek çok kişiyle zaten konuşuyor. Nüfusun daha büyük bir bölümüne dokunmuş oluyor. Dokunmuş oluyor. Onların fikirlerini alıyor. Katılımcı temsili demokrasiden bütün dünyada katılımcı demokrasiye geçilişin iki tane temel nedeni var. Batı ülkeler için konuşuyorum. Bir tanesi seçimlere katılma oranı çok düşük. Evet. O zaman %50'nin altındaki seçime düşük bir katılımla ya da %55 katılımla %25 oy alıyor, seçiliyor. Bu meşruiyet krizi yaratıyor. Halktan temel, asıl demokrasinin dayandığı şeyden bir kriz yaratıyor. Bunu önlemek için bir mekanizma gerekiyor. Bir tanesi temsili demokrasinin kapsamadığı bir alan var. O da farklılıkları kapsamıyor. Yani engelliler, dezavantajlı kadınlar, işte Kürtler, Aleviler, yok engelliler, evet. Roman vatandaşlar falan gibi. Kırılgan gruplar. Kırılgan grupları karşılamıyor. Onların taleplerini karşılamıyor. Çünkü seçim sistemi içinde belli sayıda adamı seçmek durumundasınız. Evet. O insanlar, adam dedim tabii yanlış oldu, insan diyecektik. Doğru. Bu insanları kim temsil edecek meselesi. O zaman kendiliğinden katılımcı demokrasi ye geçilmiş oluyor. Bu da bir batıda evrimleşme, bizde de öyle oldu. Bizde sivil toplum 1980 öncesine gidersek demokratik kitle örgütleriydi adları, o zamanki adları. Daha çok protesto ediyorlardı. Evet. İstemezlikle başlıyordu bu iş. Daha sonra bu iş
ya bu böyle olmayacak, katılması gerekir fikirleri var. Bizim belediye kanununda da özel bir hüküm var, 13. madde. 13. madde hemşehri hukukundan bahsediyor ve 1930'da şu hükmü getiriyor. Vatandaşların belediye idaresine katılma hakkı var diyor. Evet, çok önemli bir hüküm. Çok önemli. Yani 1930'da getiriyor bunu. Ama bunun uygulaması pek olmadı Türkiye'de. Çünkü ona uygun bir örgütlenme yoktu. Yani bir sivil toplum yoktu, bir talep eden vatandaş yoktu falan. Sonra bu da gelişti. Şimdi bizde katılımcı demokrasiye geçerken o demin söylediğim gibi sivil toplumdaki bir evrimleşme de oldu kendiliğinden. Evet. Buna tabii Habitat çok büyük bir katkıda bulundu. 96'da hükümet nezdinde siyasi şeyin sivil toplum bir şey kazandı. Bir meşruiyet kazandı. Evet. Şunu hatırlamakta yarar var. 1996'da toplanan Habitat toplantısı daha önce yapılan Birleşmiş Milletler toplantısından format olarak farklıydı. Evet. Eskiden bu tür uluslararası toplantılara sadece merkezi hükümetin temsilcileri giderdi. Halbuki burada Habitat toplantısı 3 bileşenden oluştu. Bir tanesi hükümet başkanları düzeyi, öbürü belediye başkanları düzeyi, üçüncüsü ise sivil toplum düzeyiydi. Üç ayrı mekanda yapıldı ve bunlar sonra birleşti hükümet şeyleriyle. Onlar da baktılar ki sivil toplum ne talep ediyor, belediyeler ne talep ediyor, onun üstünde bir bileşke kurmaya çalışıldı. Bu Habitat'ın Türkiye'ye getirdiği, bizim çok farkında olmadığımız ama meşrulaştıran bir adım oldu ve bundan sonra ve ilk defa 1996'da Türkiye çapında Habitat'a hazırlık toplantılarında bütün Türkiye'nin her tarafında işte hesap verebilirlik, kapsayıcılık, ayrımcılık gibi kavramlar tartışılmaya başlandı. O zaman herkes fark etti ki ya o bizim yanımızda başkaları da var. Onların haklarını da savunmak gerekiyor. Ve bu katılımcı demokrasi böyle bir evrimleşmeyle bizim yaşamımıza girdi. Daha sonra da mevzuatımıza girdi. Evet. Yani 2005'teki belediye kanunu çok önemli bir paradigma değişikliği yaptı. Evet. İdari vesayet yerine demokratik denetimi koydu. Evet. İşte desantralizasyonu genişletti. Belediyelerin yetki alanını genişletti. Ve katılım mekanizmalarını kurdu. Evet. Bu çok önemli bir değişiklikti yani. Türkiye'deki Doğru. yerel yönetim sisteminde. Yani sivil toplumun çalışacağı zeminleri yarattı. Ortaya çıkardı. Evet. Ve Türkiye'de biz tabii Türkiye'de bu zaruret. Batı ülkelerinde bunun için kanun çıkarmaya gerek yok. Oradaki demokrasinin evrimleşmesi için de bu kendiliğinden oluyor. Oluşuyor. Bizde bir böyle bir alışkanlık var. İlla kanuni bir şey olacak. Mesnet olacak. Evet. Ya yani kanun olmadan bunu yapmıyorlar. Halbuki anayasa bütün bunları zaten çizmiş, anlatıyor. Türkiye'nin kabul ettiği uluslararası anlaşmalarda çizilmiş. Ayrıca bir daha kanuna gerek yok ama uygulamada sağlanabilmesi için bu mekanizmalar getiriliyor. Örneğin kent konseylerinin kurulması her belediyede mecburidir. Ama evet. Türkiye'de 1400 belediye var, 200'ünde var. Kent konseyi. Kent konseyi. Evet. Yani. İsterseniz vaktimiz daralıyor çünkü. Bir videomuz daha var. Tamam. Gerçi başkan kadın konusundan da bahsetmişti ama o videoda da çevre konularına değiniyor. Tamam. Hepsini beraber daha sonra değerlendiririz. O zaman 3 numaralı videoyu, son videomuzu alabiliriz. Şimdi derelerin gaspı var. Derelerin üzerindeki gasp hidroelektrik santrallarıyla, barajlarla, madenlerle yok edilmek isteniyor. Bölgemizde yavaş artık 7-8'e yakın büyük barajların oluştuğu bir bölge. Artık havanın ısınmasından, karın yağmasına kadar birçok şeyde bir daralma başladı, bir eksilme başladı. Bu bizim yeraltı sularımızda ve bölgesel tatlı su kaynaklarımızda azalmaya neden oluyor. Şimdi ben bir tane İlyas Yılmaz Zerrin bundan bir 8-10 yıl önce bir eğitim çalışmasına katılmıştım. 100. Üniversitesi'nde çalışmaları olan, özellikle bu iklimsel çalışmaları olan
bir abimiz ve şöyle demişti. Bir bölgede bir kronik bir şekilde bir derece havanın ısınması en az 14 tane bitkinin yok olması demektir dedi, diyor. Şimdi gerçekten de bunları gözümüzle görmeye başladık. Bu bir teorikti, bu kitabi bir bilgiydi ama coğrafyamızda bunu görmeye başladığımız andan itibaren bunun farkındalığı da ortaya çıkıyor. Yine bu tür çalışmalarla yağmurların yağmasıyla birçok alüvyon toprak, verimli toprakların artık yavaş yavaş barajlara, şeylere aktığı şeyini canlı görmeye başladık. Bu bölgemizdeki endemik bitkileri açısında yaşayan farklı hayvanların da yavaş yavaş yok olmasına sebep oluyor. Bunu görmeye başladık. Bu anlamda biz o iklim değişikliğinin coğrafyamızdaki farkını görüyoruz. Mesela Muzur suyu dünya, bundan 20 yıl önceki genel görünümüyle ya da durumuyla bugünkü durum arasında çok büyük bir farklar görmeye başlıyoruz. Yani neden? Çünkü Muzur suyu kar ve kar suyunun dağlar içerisinde buzullaşıp oradan sonra da yaz döneminde akmasıydı. Bugün o karın eksilmesiyle beraber Muzur suyundaki eksiklik Muzur alabalığının azalmasına neden oluyor. Tarımsal alandaki çalışmaya engel oluyor. Yine su içerisindeki birçok canlılar yok. Yani bu güzel sorunlar. Evet. Başkan tabii yerel sorunlardan örnekler vererek anlatıyor. Evet. İsterseniz yine biz bunu genele yayarak değerlendirelim. Şimdi hep herkes artık şikayetçi. İklim değişikliğini artık bilmeyen yok. Herkes biliyor. Ve bunun çeşitli yansımalarını günlük yaşamımızda her gün yaşıyoruz zaten. Evet. Şimdi çevre meselesi çok zor olan meselelerden bir tanesi. Biraz belediyelerin çapını aşan bir şey bu. Evet. Ama en çok da yerinde yaşayan insanlar bunun cezasını çekiyor. Aslında bu konuda çok önemli uluslararası sözleşmeler var. Türkiye de bunların bir kısmını imzalamış durumda. Evet. Yani bu çevre meselesi dünyada ilk defa 1972'de Stockholm'da toplanan, gene Birleşmiş Milletler toplantısında görüldü. 1972'den itibaren. Evet. 1992'de Rio Zirvesi, 1991'de Rio Zirvesi'nde de zaten çevre zirvesiydi adı. Evet. Burada da konuşuldu, tartışıldı. İşte en son Paris'te yapılan, bu iklim değişikliği ile ilgili geçen sene yapılan bir anlaşma var. Evet. Burada bu çok zor, hepimizi de çok ilgilendiren bir konu. Biraz da ülkeleri de aşan bir konu. Evet. Biraz da uluslararası bir mesele. Bunu çözmek çok zor gözüküyor. Bu tabii böyle çok genelleme yapmak doğru olmamakla beraber 1980'de başlayan küreselleşmenin getirdiği bir şey bu. 1980'de başlayan küreselleşme eski kalkınma modelini tukaka yaptı. Eskisi kalkınmaydı, ekonomik, sosyal, çevresel, kültürel kalkınmayı içine alıyordu. Evet. 1980'de başlayan küreselleşmeyle, hele Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra neoliberal politikalar her yere yayıldı ve bunun sonunda büyüme ekonomisi ortaya çıktı. Kalkınma yerine büyüme demeye başladı. Evet. Büyüme dediğin zaman ekonomi dışındaki faktörleri yok ediyorsunuz. Evet. Bu güya işte sürdürülebilirlikle falan dengelenmeye çalışılıyor ama işte Amerika'da Trump'ın kararı gibi pek de sürdürülebilirliği aldıran da yok yani. Evet. Belki bu biraz da demokrasinin açmazı. Evet. Yani çünkü insanlar 4 sene için seçiliyor. Evet. 50 sene sonrasını düşünmüyorlar. Evet. Yani bu siyasi olarak hesap verebilirlik bunun için almıyor. Burada insanlık meselesinin ön plana çıkması lazım. Bu konuda dünya kamuoyu giderek bilinçlenmeye başladı. Yani o bilinçlenmenin sonucunda bir değişiklik olabilir. Yoksa yakın vadede bu görünmüyor. Evet. Yani, bir hak olarak, yani kentli hakkı olarak
değerlendirirsek, mevzuatta bir şey var mı? Tabii ilgili? Şimdi yani çevreyle ilgili bizim soruyorum. Bizim mevzuatımızda dağınıklık olmakla beraber Avrupa Birliği'ne uyum süreci içinde mevzuatımızı büyük çapta Avrupa'ya uydurduk. Evet. Ama böyle iklim değişikliği onun içinde yok. O hükümet tarafından ve işte Avrupa Birliği dünyadaki Birleşmiş Milletler falan meselesi gibi. Orada daha küçük günlük yaşama ilişkin şeylerle ilgili bir şey var. Örneğin gene Türkiye'de pek farkında olunmayan bir şey var. Türkiye aslında Avrupa Konseyi'nin peyzaj sözleşmesini imzaladı. Sadece imzalamakla kalmadı. Meclisten de geçirdi. Bu ne demek? Anayasanın 90. maddesine göre artık ulusal mevzuat sayılıyor. Ve hatta ulusal mevzuatın üstünde sayılıyor. Evet. Diğer kanunların buna uyması lazım. Orada diyor ki kentin silüeti bozulamaz falan gibi hükümler var. İşte İstanbul'da görüyoruz yani. Uygulama böyle. Evet. Uygulama böyle. Bu konu henüz konuyla ilgilenen odalar tarafından da pek gündeme getirilmiş değil yani. Mahkemelerden henüz bu tür bir karar çıkmadı. İşte şeyi bozuyor diye bir karar çıkmadı. Evet. Bununla ilgili bir şey yapılmadı. Bu alanda halbuki bu elimizde çok önemli bir mekanizma. Yani örneğin bu Haliç üzerine yapılan metro köprüsü şeyi bozuyor yani oradaki tarihi süliyeti bozuyor. Bozuyor evet. Ama bununla ilgili bir mahkemeye gitmedik. Evet. Bununla ilgili bir karar çıkartamadık. Halbuki şeye çok aykırı. Yani bahsettiğiniz bu imzalanan Türkiye'nin imzaladığı sözleşmeye aykırı. Şimdi Türkiye'de genel olarak şöyle bir sorun var. Yani Türkiye ciddi biçimde bir yıl uluslararası sözleşmeyi imzalamış durumda. Hatta şeye bakılıyor, dünyada küreselleşme bakıldığı zaman üç açıdan inceleniyor. Ekonomik küreselleşme, siyasi küreselleşme, evet. Öbürü de sosyal küreselleşmeye bakılıyor. Türkiye ekonomik küreselleşmede bunu ölçen İsviçre'de bir merkez var. Ona göre Türk ekonomisinin %55'i falan küreselleşmiş durumda. Evet. Yani Türkiye'ye kalan %45. Ama bu Batı ülkelerinde çok daha ileri safhalar. Yani uluslararası sermaye hemen her şeye sahip. Sahip. Ama Türkiye'ye baktığınız zaman siyasi küreselleşmede çok bayağı 10. 15. falan, 17, 16, 17. sırada falan. Bu neden ileri geliyor? Bir, Türkiye'nin içinde bulunduğu dünya çapındaki örgütler. Türkiye pek çok örgütün üyesi bir kere. Evet. Yani işte İslam bir kalkınma, İslam ekonomik işbirliğinden tutuverin de işte İslam konferansına pek çok bölgesel uluslararası kuruluşa şey. Artı bunun yanında pek çok uluslararası sözleşmeyi de kabul etmiş durumda. Avrupa Birliği müktesebatı da var tabii. Var tabii. Ama bunlar henüz Türkiye'de şeye geçmedi. Uygulamaya geçmedi. Bu biraz tabii üstten bir dayatma olduğu için, çok alttan hissedilmediği için. Evet. Henüz bunun farkına varılmadı. Ama önümüzdeki günlerde hep beraber bunun şeyini göreceğiz. Sıkıntısını daha çok görmeye başlayacağız. Sıkıntısını göreceğiz diyorsun. Yani sıkıntısını göreceğiz. Ve böyle bir evrimleşme olacak. Evet. Oraya doğru gidiyor diye düşünüyorum. Peki. Süremizi bitirmek üzereyiz. Ben şöyle bir şey anlıyorum. Yani konumuz bizim belediyecilik seçim kısmını bugün ertelemiş olduk, konuşmadık ama belediyecilikte ezber bozmak mümkün müydü? Evet. Şimdi benim anladığım, sizin anlattıklarınızdan tek taraflı bir şey değil bu. Yani tamamen yerelleşmek, bu kentleşme seviyesinde tamamen yerelleşmek ya da tamamen merkezileşmek diye bir şey olamaz. Bunun bir dengesi olması lazım gibi bir sonuç çıkardım ben kişisel olarak. Evet. Son sözünüzü alabilirim. Aslında, programı kapayalım sonra. Bu çok doğru bir saptama. Şimdi iki kavram uluslararası arenada tartışıyor. Bir tanesi merkezileşme, öbürü ise yerelin yeniden keşfi. Evet. İkisi arasında gidip geliyor bu. Evet. Hakikaten siyasi kadrolarda bunun ne olacağı konusunda çok bilgili değiller. Yani bu konu çok tartışılan bir konu.
Evet. Her ülke tabii kendisine en uygun olanı bulmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Yani demokrasinin gelişmesiyle de ilgili olmakla beraber işte ekonomik, sosyal pek çok şey, faktör bunu etkiliyor. Dolayısıyla ama ben bu konularda iyimserim. Türkiye çünkü şöyle bir bakarsak yani Avrupa Birliği'ne bizim adaylığımız resmen 1999'da kabul edildi. Evet. Aday olma statüsü verildi. Daha sonra müzakere sürecine 2005'te başladık. Hala gideceğimiz çok yol var. Avrupa bizim için çok önemli bir çıpa. Avrupa bizim için çok önemli bir standart. Sonunda Avrupa Birliği olmasak bile o standartlara sahip olmak bizi zaten gelişmiş düzeyine getirecek yani. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Evet, bugün belediyecilik ve seçimde ezber bozmak mümkün mü konulu programı yaptık. Ancak tekrar hatırlatayım, bunun seçim kısmını erteliyoruz. Oradaki konuğumuz da eski Çamlıhemşin Belediye Başkanı İdris Lütfü Melek'ti. Kendisinden bir kez daha özür diliyoruz ama o programı yapacağız. Bugün belediyecilikte ezber bozmak mümkün mü konuştuk. Konuğumuz stüdyoda Fikret Toksöz ve bizimle daha önce yaptığı mülakatlarla da Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'ydu. Programlarımız önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.